Siz tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Akıllı Çay Bardağı'nın ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bayağı bir ilgi gelmişti gerçekten birinci bölüme ve bayağı bir istemiştiniz. 50 bin like üzeri gelmişti sanırım birinci bölüme. O yüzden ben de ikinci bölümde çekeyim dedim. Zaten bayağı bir istiyordunuz ikinci bölümünü çek diyen çok i̇şte oldu. Şimdi oldu. Hadi kardeş. Dur bir. Sen aklından bir şey tutuyorsun. Dur bir. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda bir giriş yapaydım ya. Ama bak. Neyse arkadaşlar dediğim gibi. Böyle kimsenin bilmediği ne dediğim gibi tamam. İkinci bölümle karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi o zaman videoyu geçelim ama dur. Geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Şöyle güzel bir 20 bin üzeri like gelirse falan çok güzel olur. Şimdi o zaman başla diyelim. Hadi bakalım. Parayla alınabilir mi? Parayla aa ben daha kelime tutmadım. Parayla ne alınabilir mi diyorum. Kelime. Şimdilik. Aklıma ilk gelen kelime tamam mı? Baston. Hadi bakalım bastonu yapalım. Satın alınabilir mi? Yani bastonu satın alabilirsin tabii ki. Yani kendin yapacak değilsin herhalde. Gerçi kendinde çok atkanlar var ha. Sapı var mı? Yani kendisi bir sap zaten. Bastonun kendisi bir sap zaten yani. Evet sapı var. Arkadaşlar bu arada kolları falan sıvadım. Çok sıcak gerçekten çok sıcak yanıyorum. O yüzden kolları sıvadım biraz. Somun ekmekten daha mı küçük? Hayır. Somun ekmekten daha büyük. Daha uzun. Kalın değil de daha uzun. Düşünsenize kapkalın baston. Abou. İçine bir şey konur mu? İçine bir şey konur mu? Böyle bıçak falan bastonlar var ya. Tüfek bastonlar falan böyle. Hayır diyelim canım. Normal. Biz normal bir baston arıyoruz. İçine bir şey konmaz. Ne koyacaksın içine bastonun? Hayır. İyi vakit geçirmek için kullanır mısın bu şeyi? Ne yapacağına bağlı. Hayır. Hayır. Bastonla iyi vakit... Yani yok. Aa bacağım sivrisine kızırmış herhalde. Nasıl kaçınıyor? İş yapmaya yardımcı olur mu bu? Ne iş yapacağına bağlı diyeceğim de yok abi ya. Baston bir işe ne yardımcı olacak? Hayır. Hayır. Böyle bir alet ya da bir araç mı bu şey? Yani bir alet sonuçta. Bir ne bileyim alete falan sayılır mı ya? Basacağın zaman bazen evet. Yani bir alet sonuçta. Allah Allah bakalım. Değil mi yani baston bir alet evet, yani ya. Soruyu soruyorum sevgili. Evet sor. Bu açık kapatılan bir şey mi? Hayır. Böyle açılıp kapanan bastonlar da var benim bildiğim kadarıyla. Böyle şak diye böyle kırbaç gibi. Huu! Yok ama. Yok. Var. Var da. Çok nadir var. Biz normal bildiğim baston soruyoruz abi. Hayır ya. Yok. Yok. Allah Allah. Biz adam akıllı bildiğin bunu tahta. Bunu kullanmak için özel bir bilgi gerekir mi? Düşünsenize böyle kursuna falan gidiyorsunuz. Baston kullanma kursları falan. Hayır. Özel bir bilgi gerekmez. Ne yapacaksın özel bir bilgiyi? Allah Allah. Peki bir şeyden korunmamızı sağlar mı? Aslında yarar ha. Vallahi böyle gelene çat. Hayır. Yani. Aslında yarar da. Yok. Biz asıl kullanım amacını söyleyelim. Normal bir evde bulunur mu? Yani normal bir evde bulunur. Bazen diyelim. Bazen bulunur. Herkeste bulunmuyor sonuçta. Bazı. Tehlikeli olabilecek bir şey mi bu? Ne yapacağına bağlı oğlum. Sen ne biçim sorular soruyorsun ya? Hayır ya. Ana. İnsana rahatlık veren bir şey mi bu? Ne yapacağına bağlı. hayır oğlum. Git manyak mısın ya? Gerçi rahatlık verir lan insana. Ve sonuçta rahat olmak için kullanıyorlar onu. Peki bu şey bilgi mesela, hayır gösterebilir bakalım. Mi? Hayır. Bilgi neye bilgisi göstersin? Oğlum manyak mısın nesin sen ya? Yürü git ya. Peki açık havada dışarıda bulunur mu bu şey? Yani bulunur bazen. Bulunur abi niye bulmaz? Bu ne lan her yaş grubunda kullanılabilir mi? Peki bunu böyle... Sen düşün. Otur. Ha. Ne oluyor lan oyun bug'a girdi. Her yaş grubu tarafından kullanılabilir mi? Nadiren. Genelde yaşlılar kullanır ama... Çocukların da kullandığı oluyor tabii canım. Nadiren. Yuvarlak hatlı bir şey. Yani, değil mi? Evet, yuvarlak hatlı.
Sonuçta yuvarlak hatlı şöyle yani. Altı böyle. Adam akıllı sorulu sor lan bize. Bu şey bir kalıp tereyağından daha mı ağır? Bilemedim. Vallahi bilemedim. Yani ya daha ağırdır ya. Evet diyelim hadi bakalım ama bir kalıp tereyağı bilemedim mi? Vallahi eşit de olabilir. Hiçbir fikrim yok. Kullandıkça azalan ya da biten bir şey mi Hayır. bu? Hayır, asla. Bastonu kullandıkça nasıl bitsin yavrum? Mal mısın sen? Hayır. Bilecek mi acaba? Çok merak ettim şu an. Ses çıkartır mı bu şey? Hayır. Evet. Evet. Merak içinde bekliyorum. Merak, merak, merak. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları Evet. düşünüyorum, Hadi. özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Hayır. Hayır. Yanlış. Dumble dedi. Bilemedin yavrum. Bilemedim ya. Ya Ama bak bilemedim. bana bir şans daha verirsen ben Hayır. kesin bilirim. Gerçekten ya istediğim sadece 5 tane daha soru sorayım. Lütfen 5 tane daha soru sorayım. Ha? Bak bu sefer İkna kesin et bileceğim beni. bak. Bilemiyorum. İyi hadi hadi. Hadi var hadi. Hadi gene iyisin sen var ya hadi. Sor bakayım 5 tane daha hadi. Onu kullanarak bilgi alınabilir mi? Hayır. Hayır. Belki sorulara yanlış cevaplar vermiş olabiliriz arkadaşlar. O yüzden bulamamış olabilir ama yine mantıklı cevaplar verdiğimi düşünüyorum ben. Kullanırken elinde tutman gerekir mi? Evet, kesinlikle. Evet. Hadi bil. Hadi bilecek. Bilebilirsin. Sen akıllı çay bardağısın. Yemek masasında bulunur mu? Hayır. Çorbayı onunla karıştırıyorum bastonla falan böyle. Hayır. Asla. Hadi bakalım. Adam akıllı sorular sor da bil ya. Daha çok erkeklerin kullandığı bir şey mi bu? Hayır. Herkes kullanabilir. Düzgün sorularla gel bana. Hadi son soru. Hissediyorum yaklaştım, çok Hmm, tabii yaklaştım. tabii. Buldum bulacağım He galiba. he he. Deliği var mı bunun? Hayır. Bastonla delik ne arar? Baston ne arar la delikte? Delik ne arar la bastonda olacaktı pardon. Bilecek mi lan acaba? Bakıyoruz, 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 bakıyoruz. Ve... Şimdi ilk soruma bunu dedi. Heh. Çin takvimi ejderha Odun yılına olası girdi. bolsa... Maddenin 3 hali sıfır ve çok az Aklıma olsa bir yaklaşıyorum şey geldi galiba. de neyse. Buldum. Ha, Evet. hadi bakalım. Bak bakalım. Bu mu? Abi bilemiyorsun ya. Hayır. Süpürge dedi. Bilemedi. Bilemedi. Belki sorulara yanlış cevaplar vermiş olabiliriz ama bence mantıklı cevaplar verdim yine. Bilemedin yavrum. Hayır. Tamam, Bilemiyorsun. itiraf ediyorum. Bilemedim. Ya. Ne Ya. kadar zor soruyor ya. Öyleyiz baba Ay ya. anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Ya yapıyoruz bir Şey, şeyler, bana bir şans soruyoruz daha işte ya. versene. Ne Bak oldu hadi. canım? Gerçekten Ne oldu çok canım? azimliyim. Ya gitti ya manyak şimdi. Kaybol gitti ya. Tekrar oyna. Bu sefer başka bir şey arkadaşlar. Ses Hadi. çıkartır mı bu şey? Şimdi ne yapalım? Şimdik. Kendisini bildirelim mi? Akıllı Konuşacağın çay zaman beni bardağı. uyandırırsın. Akıllı çay kendisini çay bardağı. Bastı mı? Hadi kendisini Tamam. bildirmeye çalışalım. Ses çıkartır mı? Maalesef. Durmadan ses çıkartıyor akıllı çay bardağı. Baya. Hiç susmuyor hatta. Evet. Böyle bir alet ya da bir araç mı bu şey? Hayır, akıllı çay bardağı bir alet veya bir araç değil. Kendisini buldurmaya çalışacağız bakalım. Peki bu şeyin genellikle 4 tane mi ayağı var? Senin 4 tane ayağın var mı? Yok. Hayır. Bakayım şöyle. Vallahi yok. Bakayım. Vallahi yok. Bir tane bile yok. Bacaksız. Kanatları var mı? Bacaksız. Kanatların da yok senin. Kanatsız. Allah'ım ya. Bacaksız da kanatsız da. Bu Yo şeyin yo. kolları var mı? Kolun da yok. Kolsuz. Bacaksız, kanatsız, kolsuz. Bu ne lan? Vücudun bir parçası mıdır? Vücutsuz. Hayır tamam daha yeter ya. Vücudun bir parçası değilsin oğlum sen. Hayır. Ana. Hadi bakayım. Havaya kaldırabilir misin bu şeyi? Kaldırırım. Seni havaya kaldırırım ben her türlü. Her türlü yani. Değil mi? Kullandıkça azalan ya da biten bir şey mi bu? Evet. Ben seni kullandıkça azalırsın sen. Ben bir içerim, hüpletirim seni. Sen azalırsın. Evet. Bu şey yenebilir mi? Yenemez. İçilir. Hayır.
İçilir. Gerçi yenebilir mi de şey, evetim deseydik. Sıvı içerir mi? Evet. Sen bak akıllı çay var da sen sıvı içeriyorsun bayağı ha. Hadi bakalım. Hani bileceğim mi bakalım. Kapağı var mı bu şeyin? Kapağın yok senin. Hayır. Bakayım şöyle bir. Vallahi yok. Bakayım. Vallahi yok. Tamam hayır. Bakkalda satılan bir şeyin. Sen bakkalda satılıyor mu? Satılıyorsun herhalde evet. Akıllı çay bardağı olarak satılmıyor ama. Ne bileyim çay bardağı sonuçta. Bilemedim. Peki lokantada sipariş edebilir misin bu şeyi? Ederim tabii. Ey yavrum akıllı çay bardağı getir bana oradan bakayım yakışıklı derim. Gelirsin yani. Yanabilir mi bu şey? Hayır. Yanamazsın oğlum sen nasıl yanacaksın lan? Ateşli misin sen? Değilsin. Tohumu var mıdır? Bak ya bu şeyin çıktı. Tohumu var mı peki? Yok. Çayın tohumu var ama sen çay bardağısın. Hayır. No. Asla. Şeffaf bir şey midir? Şeffaf bir şey. Şeffaf ne demekti lan? Şeffaf. Arkası gözüken değil mi? Oydu galiba. Evet. Arkası gözükünce şeffaf deniyordu değil mi? Herhalde. Neyse peki evet. Bunu böyle çocuk, büyük, genç, yaşlı herkes kullanabilir mi? Evet herkes. Kesinlikle herkes kullanabilir. Seni herkes kullanabilir oğlum. Bak kendini hura. Vallahi bak benden sana abi tavsiyesi. Yuvarlak lütfen. Hatlı bir şey. Evet. Evet sen gayet yuvarlak hatlısın. Şöyle bir bakayım. Vallahi tam böylesin yani. Bu şey yıkanır mı? Evet. Ben seni yıkarım her türlü. Evet. İçine bir şey konur mu? Evet. Çay koyarım. Değil mi? Yani. Şimdi sorulara verdiğim evet. Cevapları düşünüyorum. Çok merak ettim acaba bilecek mi? Vallahi çok merak ettim. Doğru bilmiş miyim? Hayır. Bilemedim ya. Bilemedim. Ama bak bilemedim. Bana bir şans daha verirsen... Ya sen de git arkadaş ya. Ya. İstediğim sadece 5 tane daha soru sorayım. Lütfen 5 tane daha soru sorayım. Sor hadi ama. Bak, bu sefer kesin bileceğim bak. Sor hadi sor. Bu da bir şey bilemiyor arkadaş. Bu ne ya? Bu ne? O tohumu var mı ya? Evet diyecektik bence. Var ya çay ya bu. Hadi evet diyelim bakalım. Peki. Aa su şeffaf bir şey ya. Bir de onu dedi. Yani sen lezzetlisin yani evet lezzetli bir şey tabi. Çay lezzetli bir şeydir. Evet. Oda sıcaklığında sıvı halde midir? Evet. Her yerde sıvı haldedir. Oda sıcaklığında değil her yerde sıvı halde. Bayağı buzluğa atarsan olmaz sıvı halde tabi orası ayrı konu da. Tamam. Şimdi bu şey pişirilir mi onu söyle bana. Pişirilir mi? Ha? Pişirilir. Pişirilir mi? Pişirilir değil mi? Kaynatılır. Bazen genellikle diyeyim bakayım. Yani pişirilir sonuçta. Kaynatılır. Isıtılır. Pişirilir de sayılır herhalde ya. Ben sorulara yanlış cevap veriyorum kokusu bugün ama bakalım şey? Ya. Evet. Çay kokar yani evet. Ha? Evet. Var var. Var. Peki okulda bulunur mu bundan? Hayır. Gerçi var. Okulda var evet. Nadiren diyeyim de çünkü ilkokullarda yok herhalde. Vardır gerçi ya. Bilmiyorum ki hatırlamıyorum ki. Benim ilkokul zamanımda yoktu. Soruma bunu dedi. Lisede her lisede vardır da. Ejderha yılına girdi. He oraya girdi bu buraya çıktı. Şuna şu oldu bu oldu. Oradan şu gelse buradan şu çıksa. Yaklaşıyorum galiba. Buldum. Bakayım acaba buldum. Bakayım. Domates mi? Hayır abi git ya. Arkadaşlar çok saçma sorular sormuş olabilirim bugün. Ya soruyoruz işte bir şeyler ha. Bu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edemiyorsun. Ya he. Şey bana bir şans daha versene. Bak, hadi şimdi bir başka bir kelime. Gerçekten. Başka bir kelime. Başka bir kelime ne yapsam? Aklıma hiçbir şey gelmiyor şu an. Futbol topu. Tamam mı futbol topu hadi. Top. Futbol topu değil top. Bakalım topu nasıl bilecek mi yani? Topu bilecek mi bakalım? Geçmişte 100 yıl önce var mıydı? Ne bileyim ben ya. Var mıydı 100 yıl önce? Vardır. Vardır be. Top 100 yıl önce yok mudur? Vardır bence. Var dedim hadi bakalım. Peki zamanla büyür mü bu şey? Zamanla küçülür zıttına. Hayır. Zamanla küçülür dediğimde havası iner bir şey olur. Yok. Küçülmez zamanla. Hayır. Ha büyümez işte pardon. Hayır. Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Duruyorum. Tipe bak. Daldım gittim ben ya. Ne diyorduk? Uyudu lan bu şey. Mal. Sert mi? Sert. Yani genellikle. Böyle şey hele. Top var ya bir tane efsane sapı top. Sapı var mı bunun sapı? Sapı var yok. Mı? Onlar çok sert oluyor böyle kalecilerin korkulu rüyası. Böyle plastik toplar oluyordu ya.
Genellikle dört köşesi mi vardır? Genellikle dört köşesi yoktur. Topun köşesi yoktur. Hayır, bilemedin. Hayır. Hadi lan, ikisini bilemedin bari bunu bil ya. Ana. Kullandıkça azalan ya da... Hayır. Biter bir şeyim bu. Asla. Kullandıkça ne azalır ne biter. Hayır. Adam hasta etme, akıllı çay bardağı. Havaya kaldırabilir misin bu şeyi? Evet. Çok pis kaldırırım hem de. Bir vururum of. Kalkar, evet, havaya kalkar. Evet, evet. Hmm. Bu giyilebilen bir şey mi? Hayır, giyilebilen şey değil, hayır. Hayır. Parayla alınabilir mi? Evet. Yani oğlum, parayla tabii alınır la, evet. Kendin top yapmayacaksın herhalde. İyi vakit geçirmek için kullanır mısın bu şeyi? Evet, kesinlikle. Evet. Evet. Hissediyorum, yaklaştım, çok yaklaştım, buldum. İnşallah, inşallah. Hehehe. Deliği var mı bunun? Deliği mi var? Şimdi bak, yalnız cevap vereceğim, ondan sonra deliği var. Sibop deliği var. Düşün. Otur. Sen rahat ol, ben bekliyorum. Hayır diyeyim ya, topun genellikle de deliği olmaz ya. Hayır diyeyim bakalım da şimdi. Sibop deliğini saymaz peki herhalde ya. Peki bir somun ekmekten daha mı küçük? Hayır. Bazen. Gerçi somun ekmeği kadar ya, ama yana doğru büyük de. Neyse, hayır diyelim abi. Uzun bir şey mi bu? Uzun bir şey değil, hayır. Top oğlum, top lan. Neresi uzun olacak? Topu nasıl uzun olsun top ya? Ana. Vallahi senin kafada bir enteresan vallahi çalışıyor. Vallahi enteresan çalışıyor yani benim kafa. Peki bu şey mikrodalga fırından daha büyük bir şey. Hayır, o kadar da değil yani. Çüş yani, mikrodalgadan fırın büyük top, düşünsene. Pilates topu mu aldın anasını? Pilates topu değil, normal top. Ben futbol topundan bahsediyorum. Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ha. Bakalım nereden geliyorsun ha. Bu şey var ya, sen yok mu? Zarfa sığar mı? Hayır, çüş ya ana. Bir diyor mikrodalgadan daha mı büyük diyor. Bir zarfa sığar mı diyor. Manyak mısın desin sen ya. Bu şey yıkanır mı? Yıkanır oğlum, yıkarsan yıkanır. Niye yıkanmasın? Peki ulaşıma yardımcı olur mu? Hayır. Top ulaşıma nasıl yardımcı olsun ya? Ana. Normal bir evde bulunur mu? Genellikle bulunur abi. Değil mi yani? Hadi bakalım. Düzenli olarak temizlemen gerekir mi bu şeyi? Düzenli olarak temizlemem gerekmez. Hayır. Bazen diyebilirdim aslında. Neyse, hayır. Hayır diyelim bakalım. Bu şey... Bir kalıp tereyağından daha mı ağır? Bir kalıp tereyağından daha ağır değildir herhalde. Bilmiyorum, bazen diyeyim ya. Ben ne bileyim, daha mı ağır ya? Hafifi de var, ağır da var ya. Saçma sapan sorular soruyor. Allah, ne oluyor lan? Bak bakalım, doğru bilmiş miyim? Top, vallahi bildi lan. Sen var ya, adamsın be. Sonunda ya. Sonunda bildi be. Bu, evet. İşte bu ya. Vallahi yine bilemeyecek zannettim ha. Oh, bu. Evet, sonunda. Bildim. Yaşasın. Evet, yaçasın. Bana boşuna akıllı evet, çaylar. Evet, kesinlikle. Bir oyuna daha var mısın? Daha yeter artık, seni de adama tutma. Bak, bilemiyorum böyle bir oyuna var mısın diyorsun. Tamam, daha yeter. Neyse arkadaşlar, bölümü de burada bitirelim. Güzel oldu bence, eğlendik. İki tanesine yanlış cevaplar vermiş olabilirim. Olsun, eğlendik sonuçta. Üçüncü de bildi artık yani, üçüncü de bilsin zahmet. Neyse arkadaşlar. Bu videoyu sevdiyseniz, eğer açılan videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.